Adesso che ma chi cade c'è? Adesso che Bizler hem 28 Şubat'ın hem de FETÖ terör örgütün mağdur ettiği mahkumların aileleri olarak inisiyatif kurduk. Bu FETÖ terör örgütünün yerleştiği devlet birimlerinde edindiği imkanlar ve sahip olduğu o alanları hep gene Müslüman camialara karşı kullandılar. On binlerce Müslümanı tutuklayıp cezaevlerine koydular. Şu anda cezaevinde yaklaşık İslami camialara mensup 650-700 tane Müslüman vardı ve bunlar da hepsi müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmış Müslümanlardılar. Biz bunların suçlu olduğuna inanmıyoruz. Bu insanlara ceza veren, bunları yargılayan, bunları tutuklayan, bunlar hakkında iddianame hazırlayan ve bunlara müebbet ceza veren yargıçların, savcıların, polislerin hemen hepsinin bu FETÖ terör örgütü adına bu cezalı verdiklerini biz bugün görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde de bu apaçık ortaya çıkmıştır. Biz tekrar bu insanların hukuksuz yere uydurulmuş delillerle ve kumpaslarla cezaevlerine konulduklarını söylüyoruz. Bunu en çok da belki iktidardaki yetki sahibi, makam sahibi ve hükümet makamında olan insanlar bunu biliyorlar. İnşallah sizin de desteğinizle bu sesimizi duyarlar ve bu girişimlerimiz, bu çabalarımız inşallah yıllardır süren bir hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasına vesile olacaktır. İslami hassasiyetlerinden dolayı, İslami yaşantılarından dolayı bazı insanlar yaklaşık bir çeyrek asırdır suçsuz, haksız yere cezaevinde tutulmaktadır. Onları yakalayanlar, onların ifadelerini alanlar, mahkemeye çıkaranlar, mahkemede karar veren insanlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunların büyük bir kısmı darbeye teşebbüs suçlamasından dolayı şu an kimisi yakalanmış, kimisi firari durumda, kimisi de meslekten ihraç edilmiştir. Çeyrek asır içerisinde cezaevinde olan insanların en az bir 10-15 yılları mevcut hükümet döneminde geçmiştir. Dolayısıyla aslında bu mağdurlar kısmen de şu an iktidarda olan hükümetin veyahut da partinin de mağdurları konumundadır. Eğer AK Parti hükümeti isterlerse bu sorunu bir saat içerisinde çözebilir. Çünkü bunun benzeri davalar, bunun benzeri uygulamalar daha öncesinden yapıldı. Paşalara Ergenekon ve başka davalardan içeride bulunan, yakalanan paşalara bu tür kolaylıklar sağlandı, bu tür kapılar açıldı. Hatta ve hatta bireysel başvuru yolunu bile bu hükümetin kendisi gösterdi onlara ve başvurularının hemen akabinde aynı gün içerisinde bu insanlar tahliye edildi. Tahliye edilmekle kalmayıp bunlar görevlerine iade edildi ve yüklü miktarda bu insanlara tazminat ödendi. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, bu insanlar mağdurdur, bu insanlar zulmen şu an içeridedirler ve kimisinin yaklaşık belki çeyrek asırdır içeridedir. Ve biz inanıyoruz ki bu insanlar zulmen şu an içeridedirler, bu insanlar zamanın yusuflarıdırlar, bu insanlar arkadan gömlekleri parçalanmış olan azizlerdir. Ve bu insanlara tekrardan bir yargılanma yolu açılırsa bu insanların bir saat dahi içeride kalmaları mümkün olmayacaktır. 15 Temmuz sonrası zalim olan, 2000 öncesi, 2000 sonrası zulmen bu insanların cezaevine kalmasına sebep olan zalimlere kısmen belki hadleri bildirilmiş olabilir. Eğer bu adaletin diğer ikinci ayağı olan bu zalimlerin zulmettiği mazlumlara hakları iade edilmezse aynı şekilde bu
gelecek olan sonuç adalet olmayacak. Adalet geç gelecek ve geç gelen bir adalet de adalet olmaktan adalet olmayacak. Sadece istenilen bu insanların tekrardan yargılanmasıdır. Tekrardan yargılanmasıdır. Yani bunlar suçlu insanlar değildir. Eğer suçlu olsalardı hem kendileri hem aileleri hükümetten veya da yetkililerden bir af talep edeceklerdi. Şu an bunların istediği af değildir. Bunların sadece istediği yeniden yargılanma, dosyaların yeniden incelenmesi, gerçekten hakkaniyet ölçüsünde bu dosyaların adil hakimler ve savcıların eliyle tekrardan incelenmesini talep ediyorlar. Biz de Hüdapar Batman İl Teşkilatı olarak maddi manevi elimizden gelen bütün desteği bunlara göstereceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Benim de eşim 16 yıldır cezaevindedir. FETÖ'nün bu kumpaslarla yapılan, hilelerle yapılan bu kadar zulüm altında tutuklanan bir sürü insan vardır. Ve bunlardan biri de bizleriz, biz aileleriz. Çok bu süreçte çok yıpratıldık. Bizim istediğimiz gerçekten adil bir yargılamadır. Adil yargılanmak istiyoruz. Onlardan bunu talep ediyoruz. Bir af talebimiz yok çünkü biz suçlu değiliz. Suçlara af istenilir. Bizler suçlu olmadığımızı dile getiriyoruz ve onlara adil bir mahkeme kurulmasını istiyoruz. Em dixwazin ku adaleteke hakim, adaleteke adil ku li ser van girtiye me ku habsadeye و عدالتك عادل جوانر بنشاندان اوان زاروكي ما بازده 20 سالة كد حبس و زديادة زديانة دهن عجبا جبو اف دليلة كوبية جزا کرن اف زلمي چماش سرمخل ناينن برا زاروكي ما محكمه بكن و كد زاروكي ما محكمه بكن دليلة كوبية هاتنة گرتن عجبا برا اف دليل آشغلامش ب كد چما اوان زاروكي ما ده حبس زیادانه دنیم. گشبه و خدا یه ایراد حبسادنه. اون سرین میشته من عائله وام پریشانن مسلمان ایرو پریشانن گله که ایرو یت کلی انسان گله گله وان مسلمانه بپرسن وان صاحب در که ون امر جاده کن از دولت یت کلیا گله وان انسانه معصوم حقسز تب عدام دانوان تب ده بوئینا آپوچیا بوئینا فاتوچیا فاتوچی آپوچی تمام بنیا کل سرسری اسلامی